Oturmayacak mısın? Senin karşında mı? Oturmayacağım. Sen bilirsin. Ahdım vardı. Bir daha karşıma çıkarsa yaşatmayacağım dediydim. Kendi ayağınla geldin. Öldürecek misin beni? Oğlum nerede? Öldüremeyeceksin yani. Denemeyeceksin bile. Çünkü biliyorsun. Eğer bana bir şey olursa oğlunu bir daha asla göremeyeceksin. Oğlum nerede? Ne istiyor çocuk senden? Kim? Ferhan. Bu gece bindiğin arabaya çarpan çocuk. Şu seri katil dedikleri. Senin eserin. Senin yaptığın eziyetlerden dolayı o halde o çocuk. Benimle hiçbir ilgisi yok. O gün orada o çocuğun saçını da çekselerdi o çocuk yine aynı çocuk olurdu. Bazı insanlar zayıf yaratılıyor. Başlarına gelen kötü şeyleri atlatamıyorlar. Hayatlarına kaldıkları yerden devam edemiyorlar. Herkes senin kadar güçlü değil. Biricik. Benim adım Neriman. Ben senin resmini o ilanda gördüğümde altında biricik yazıyordu. Ben o resmi aklıma kazıdım. Sen benim için o günden beri biriciksin. Bana şu hayatta bir kez aşık oldum ve o da sensin diyen biricik. Oğluydum. Evet. Tek bir adama aşık olduydum. Abim için 3 kuruş kan parası tutuşturdulardı ya elime. Gittiydim hani geri vermek için. Orada karşıma bir adam çıkmıştı. Neydi adı? Tamam sus. Sen buralarda gezme aman dediydi. Abini beter eder o Baybars denen adam dediydi. Ha, parayı vereceksen geri ver. Ama sakın o adama bulaşma dediydi. Neydi adı? Tamam yeter. Yetmez. Her Allah'ın günü kapıma poşetlerle erzak yolladıydı. Doktorlar gönderdiydi. Çocuklara oyuncaklar aldıydı. Neydi adı? Gerçeği bilseydin beni kabul eder miydin? Etmezdim. Başka çarem yoktu. Sen de bana yalan söyledin. Adım Çetin dediydin. Baybars'ın fedaisiyim. Ekmek parası. Ekmek parası için duruyorum yanında dediydin. İçim acıyor senin şu haline dedin. Senin bir suçun yok ki dedin. Tutacak bir dam istersen. Ben varım dedin. İstersen bir ömür yanında olurum dedin. Olmayacak mıydım? Her şeyimiz hazırdı. Kağıtlar askıda. Nikah tarihimiz bile belliydi. Ya adını bile başka bildiğim bir adamla mı evlenecektim? Gerçekte kim olduğunu bilmediğim bir adamla. Abime, yeğenime,
Ferhan'a, Nesrin'e onca eziyet eden adamla evlenecektim yani. Allah korudu beni. Gözümü açtı çok şükür. Gözün açıldı diye mi evladını terk ettin? İki günlük bebeği söküp aldın koynumda. Bir de utanmadan. Bir dakika. Ben sana dedim. Gel dedim. Evladını da al gel dedim. Ama sen aileni, abini, yeğenlerini oğluna tercih ettin. Her şey için beni suçla ama bunun için beni suçlama. Oğlum nerede? Eğer hala onu görmek istiyorsan teklifim belli. Ölürüm de kalmam seninle. Ölürüm de kalmam. Oğlumun yerini söyleyeceksin. Yani yine onları seçeceksin. Öyle mi? Aileni, abini, yeğenini, evladına tercih edeceksin. Öyle mi? Oğlum ben. Büyüdü. Kocaman oldu. Eşek kadar bir görsen. Bir tek anne sevgisinden mahrum kaldı. Bu kadar. Onun dışında her şeyi var. Benim hiçbir şeyim yok. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Oğlum bile mi? Ben yoksam o da yok gerçi. Ama yine de sen bilirsin. Benim için hava hoş. Eğer öleceksem senin elinden ölmeyi yeğlerim. Biricik. Hata yapıyorsun. Biricik bak hata yapıyorsun. Açın kapıyı. Lan açın kapıyı dedim. Hanımefendiyi evine bırakın. O zaten buraya sonra kendi isteğiyle tıpış tıpış gelecek. Nasıl bilmiyorsun? Herif sana el sallıyor. Abi bir tek adını biliyorum. Ya o zaman niye buluşmaya geldik gece vakti bu herifle buraya? Bana lazım abi. Oo Çetin'cim. Elin boş gelmedin inşallah. Ben ne zaman elim boş geldim? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ruşen abi. Çetin. İşte ben de bu kadar biliyorum. Nasıl? Bir şey yok, sadede gelelim. Tamam, gelelim. Ne vereyim abime? Ben bir korkmaz alayım. Hızlı ve acılı. Öldüreceğim dersen zor. Öldürsem adamdan sayarlar, başıma iş olur. Yaşarken adamdan sayılmayacak kıvama getirmem lazım. Tam olarak nasıl? Çetinciğim eskiden bir film vardı. Bir abimiz. Yakışıklı delikanlı tıpkı benim gibi. Onu sırtından vuranlara karşı bir yemin ederdi. Şimdi siz beni böyle sırtından vurdunuz ama gelecekte ben sizin tadında bir şey. Filmin sonuna doğru bir yerlerde böyle
dönen bir koltuğa otururdu. Düşmanların önüne fabrikatör gibi dönerdi. Tüm o kodamanlar da onun önünde ceketlerini iliklerlerdi. O kıvamda bir şey istiyorum. Abi adamın adı neydi? Kartal Tibet be ya. Delikanlı adamdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. Amin de benim filmlerle pek aram yok. Anlamadım. Önemli değil. Ben bu filmi çekeceğim. O zaman izlersin. Yalnız koltuğa oturmak için filmin sonuna kadar bekleyemeyeceğim. Bir şey bir an evvel halletmemiz lazım. Korkmaz'ın koltuğuna oturacağım diyorsun. Tercihen. Yanındaki de olur. Yeter ki o benim önümde ceketini iliklesin. Ve bunu Bahar görsün. Tercihen. Ve bu çok hızlı bir şekilde olsun. Tercihen. Tamam. Bunu yapmanın en iyi yolu onu kendine muhtaç etmek. Nasıl olacak o iş? Sizin mahallede böyle depo gibi bir yeriniz var mı? Hallederiz. Tamam. Ben de o zaman size bunun mallarının yerini söylerim. Adam silah işi yapıyor. Bununki farklı. Gidince görürsün. Bu hafta bir teslimat yapması lazım. Yapamazsa kafasına sıkarlar. O da ölmekle senin önünde düğmesini iliklemek arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Nasıl? Çok güzel. Sen şu deponun konumunu bir at bakalım. Selbstverständlich. Es ist alles bereit. Und morgen Nacht ist es auf dem Weg. Ich werde mich persönlich um die Lieferung kümmern. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Nazmi! Buyurun Korkmaz Bey. Almanya'daki alıcıyla görüştüm az önce. Malları yarın gece çıkaracağımızı söyledim. Sen depodaki çocukları ara da ona göre hazırlık yapsınlar, gecikmeyelim. Tamam Korkmaz Bey. Arıyorum şimdi. Kolay gelsin. Her şey yolunda mı? Var mı bir sıkıntı? Yok yok, yolunda her şey. Yarın için mi? Tamam, yükleme için hazırız zaten. Gece vakti çıkarız. Tamam, eyvallah. Dikkatli olun. Bir yere iki başına gelinir mi oğlum? Gelinmez abi. Gelinmez. Bunlar nereden çıktı ya? Konum attık ya abi. Teknoloji. Aman neyse ne. Bunların hepsi buraya geldiyse. Başı boş mu bıraktık? Yok. Mahalleli orada. Sağ olsunlar yalnız bırakmadılar. Mesut'un adamlarının bir kısmı da orada kaldı. Eyvallah. Heh. Gel. Gel bakalım. Sen sor. Allah. Hazır mıyız? Hazırız da seni pek bir hevesli gördüm. Niye hocam, olmayayım mı? Oğlum geçenlerde bize atar gider yapıyordun ya. Ben böyle silahtı, baskındı falan da filan da bu işleri istemiyorum diye. Ya şimdi o zamanlar başkaydı, o para içinde. Ama Oktay amca vurulduktan sonra bu mesele en az senin kadar benim meselem, maçam. Boyayacağız onları. Eyvallah birader. Ah be başam be. Tamam tamam. Hiç hislenmenin sırası değil. Şimdi şunu al bakalım. Al bakalım sen de. Sağ olasın ha. Bunlar iyi yaptın. Al, ben bunu mutluydum da. Olur. Yalnız bak, patırtı gütürtü çıkmasın, çok sessizce silahsız halledelim. Bunlar da nihayetinde emir kulu. Tamam tamam. Tabii doğru söylüyorsun ya. Onlar bende. O yüzden ne diyorsunuz? Lan demiri nereden buldun? Gelirken inşaatı da aldım. Lan biz deprem bölgesinde yaşıyoruz. Müteahhit zaten çalıyor. Bir de sen mi aldın? Tamam bıçağım ya. İşimiz bitmez. Sonra bırakırız geriye. Olur mu? Olur. Doğru.
Gülşen Aga. Heh. Kaçlık bu? 2'ye 5 falandır herhalde. İyi bu bende. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Al Gülşen Aga. Bak maskeyi. Arkadaş bize de bir şey bırakın ya. Bu ne ya? Bitmiş. Ya kolay kısmı bitti. Zor kısmı var, taşınacak bunlar. Ağır mı bunlar acaba? Aman Ruşen Agacığım bak. Sen elin yedi yirmi sonra belim belim diyorsun. Elimize sopa verirken öyle demiyordun ama. Ya ben şimdi kötü bir şey mi dedim? Ben ne dedim şimdi? Hadi boş boş konuşma hadi. Ya şunları bir kontrol edelim. Kamil. Sen şimdi filmlerdeki gibi de yaparsın. Göster sadece. İyi. Çocuklara söyleyelim arabayla taşısınlar. Kartal, bunca mal nasıl gidecek oğlum arabayla? Bizim çocukların arabasıyla gider Mesut. İyi kamuflaj. Mesut biz de kuru yemişi değiliz. Ve kendimize göre yöntemlerimiz var. Vallahi varmış. Bari çocuklara söyleyeyim de taşısınlar. Yalnız senden benim bir ricam daha olacak. Neymiş? Siz burada kalsanız. Niye? Şimdi korkmazlı adamları uyanır uyanmaz haberi korkmaza uçururlar. Benim biraz zamana ihtiyacım var. Tamam da ne işin oğlum? Bu korkmazlı etekler tutuşmadan önce kendi tarafıma geçirmem gereken biri daha var. O zamana kadar bu elflerin ağzını dilini tutmak lazım. Şimdi seni kırmak olur mu kartalım? Olmaz. Bekleriz kardeş. Nerede olduğunu bulabildiniz mi? Dün gece yaptığı saldırıdan sonra adamlarımızdan birisi takip etmiş. Önce peşimizden gelmiş. Neriman Hanım'la buluştuğunu sandıcın yakınlarında gizlenip izlemiş. Sonra da mahalleye dönmüş. Mahallede nerede kalıyormuş peki? Ayıcılık yapan bir adamın evinde. İşbirlikçisi falan mı? Sanmıyorum Baybars Bey. Muhtemelen rehin almış. Adam evden dışarı çıkmıyor. Ölmüş bile olabilir yani. İhtimaldir. Eğer Ferhan'ı alıp getirmemizi isterseniz hemen... Yok. Başka bir şey istiyorum. Bunu Ferhan'a ulaştırın. Ama
görünmeden. Emredersiniz. Madem ailesini tercih etti, görelim bakalım ailesi de onu tercih edecek mi? Sen gidebilirsin. Tamam.